Koza Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündemine bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın. Gerçekten ekonomi gündemine mi bakacağız Barış? Öyle yapacağız. Ne yapalım? Hani demin şeyi tartışıyorduk sevgili seyirciler. Yani az önce yayına girmeden önce burada inanılmaz bir tartışma Barış'la gitti, yürüdü. Ve başkanlık sistemini tartışıyorduk. Ve Barış'cığım, devam edelim biz tartışmaya. Hocam başkanlık sistemini tartışırız da şimdi başkanlık sistemi derin bir mevzu. Girersek ekonomi ile ilgili görüşlerinizi bekleyen izleyicilerimiz hayal kırıklığına uğrar. Dolayısıyla çok vakit kaybetmeyelim isterseniz ama ben yine de söyleyeyim başkanlık sisteminde yaş çok önemli değil. Yani onu söylemiş olayım. Şimdi tartışmanın konusu şu. Başkanlık sisteminde 25 yaş yani 25 40 45 yaş değil mi şu an? Düşünülen şey. Cumhurbaşkanı için 45 yaş. 40 üzeri işte. 40 üzeri mi? 45 yaş mı? Neyse. Yani Barış diyor ki 25 yaş da olsa önemli değil. Yaşa bakamaması lazım diyor. Ben de hayır olmaz diyorum. 40 yaş peygamberlik yaşıdır. İnsanın kemale erdiği yaştır vesaire. Bu zamana kadar devam edelim. Ha? Bak bu heyecanlı. Bak reytinglerimiz patlayacak. Göreceksin bak. Yani biz böyle söylüyoruz. Biz reyting derdimiz yok. Onu söyleyelim de. Evet ya, yani reyting derdimiz yok. İlgilendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla geçelim biz ekonomiye bence. Çünkü sonra hakikaten izleyicilerimiz bekliyorlar merakla sizin görüşlerinizi. Vakit kaybetmiş oluyoruz. Evet. Konuşuruz ama yine tartışırız bunu. Bu mesele zaten şöyle bir durum da var. Hani ama gerçekten gündemde... iyi televizyoncu olmuşsun yani. Müthiş. Evet. Nasıl vallahi hocam? Tebrik ederim. Yani hakikaten hemen kanala sokuyorsun şeyi. Yani şunu söyleyeceğim. Akan suyu. Şimdi konuşacağımız şey de zaten renkli. Tabii çok aslında, renkli. Ekonomi kulislerindeki biraz dedikoduyu konuşacağız bugün. Onunla evet. Başlayacağız. Merkez Bankası meselesi. Geçen hafta biraz değinmiştik. Evet. Hatta ben sormuştum siz hatırlarsanız Zafer Çağlayan'ın işte açıklamaları Merkez Bankası Başkanı ile ilgili. Sonra evet. Üzerinde biz bir iki gün konuşmuştuk sizinle. Şimdi Merkez Bankası'ndan bir acaba kontratak mı geldi? Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bağımsızlık başlıklı bir kitapçık yayınladı. Evet. Şimdi evet. Bu tam da bu döneme denk gelince hani dikkat çekti. Acaba bu Zafer Çağlayan'ın açıklamaları sonrası bir tepki mi? Buna bir anlam yüklenebilir mi? Böyle biraz manidar gibi duruyor ama ne dersiniz? Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bağımsızlık. Hani hatırlıyorsanız şey geçen hafta Sayın Erdem Başçı'nın bir konuşmacı olduğu bir toplantı vardı. Evet. Orada işte ayaküstü yaklaşık bir yarım saat sohbet imkanı olmuştu. Hani off the record da olsa sormayın dediği soru buydu. Ve asla böyle bir soruya zaten cevap vermiyordu. Ama bence en net şekilde cevabını verdi Merkez Bankası. Elbette ki onunla ilgili. Ve Merkez Bankası Başkanı hükümetin bir memurudur. Evet. Sözü üzerine. Bu Merkez Bankası ve Bağımsızlık kitabını yayınladı. Ve çok ilginç şeyler de var Barış. Yani kitapçığın içerisinde bazı küçük yorumlar da var. Oradan istersen bakalım. Evet. Hükümetler zaman zaman seçim süreçlerine odaklanabilirler diyor. Yani biz de yazılarımızda ne yazıyoruz? Bunu yazıyoruz zaten. Böyle dönemlerde önceden ilan edilen ve optimal görünen politikaların uygulanmasından sapma eğiliminde olabilmektedir. Hükümetler, akılcı beklentilere sahip ekonomik birimler, şimdi burası çok önemli. Ekonominin altında rasyonel beklentiler vardır. Yani öyle cümleler kullanmış ki Merkez Bankası, inanılmaz bir şekilde teoriyi o kadar güzel yedirmiş ki bu cümlenin içine. Akılcı beklentilere sahip ekonomik birimler, hükümetlerin bu tercihini tahmin ederek, yani yarın hükümet kesenin ağzını açacak diye tahmin yaparak, beklentilerini buna göre güncelleyecektir. Sonuçta ekonomik büyüme sağlanamazken uzun vadede daha yüksek bir enflasyon oranı gerçekleşecektir. Öyle ki Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel hedefi, temel görevi. Riske edebilecek unsurlar, politika uygulayıcıların ekonomiyi kapasitesinin üzerinde çalıştırma istekleri, veya yüksek kamu borçlarını Merkez Bankası kaynaklarıyla
finanse etme eğilimleri olarak belirtiliyor bu kitapta. Şimdi daha önce Merkez Bankası Başkanı ile ilgili olarak Merkez Bankası başkan uçaktan indi karayoluyla ilerliyor sözlerine tepki gösteriyor biliyorsunuz Zafer Çağlayan. Türkiye'nin uçmaya ihtiyacı var diyor. Ve geçen hafta Sayın Başbakan da evet karada gidemeyiz türünden bir laf etti. Evet. Yani şu an ben de son haftada, son iki haftadır yazılarımı bunun üzerine kurdum. Yani köşe yazılarımı. Yarınki yazım da yine bunun üzerine olacak. Merkez Bankası bağımsızlığı inanılmaz önemlidir. Geçmiş dünyanın 250 yıllık, 300 yıllık kayıtlı finans tarihinde, ekonomi tarihinde tekamüle uğramıştır, evrim geçirmiştir ve merkez bankacılığının şekli bu hale gelene kadar ülkeler çok büyük krizler geçirmiştir ki biz de aynı şekilde krizler geçirdik Barış. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'ndan kitaplı cevap yani bence çok yerinde olmuştur. Sayın Başkan'ın hiç bir yerde bu konuda konuşmaması ve Merkez Bankası'nın pozisyonunun ne olduğunu, yasaların ne verdiğini, yasalar Merkez Bankası'na hangi görevleri vermiş bunu hatırlatan bir kitap yayınlaması. Merkez Bankası Türkiye'de gerçekten bağımsız mı? Şöyle söyleyeyim. Hani hiçbir yerde merkez bankaları bağımsız değil. Fakat şu açıdan bağımsız. Hükümet harcama yapacak. Benden para istiyor. Daha önce Merkez Bankası hazinenin açıklarını kapatıyordu. Ama bu yasayla engellendi. Artık hazine gidip bir açık kapatacaksa borç bulmak zorunda. Merkez Bankası'ndan asla para isteyemez. Merkez Bankası da vermez. O açıdan bağımsız. İkincisi, Merkez Bankası Başkanı şundan çok memnun olduğunu söyledi. Enflasyon hedefini Merkez Bankası koymuyor, belirlemiyor. Avrupa Birliği'nde normlarına göre enflasyon hedefini merkez bankaları koyuyor. Hükümetten bağımsız. İngiltere'de, ben onu Erdem Baş'tan öğrendim. İngiltere'de enflasyon hedefini hükümet koyuyor. Yani bak Avrupa Birliği'nde direkt Merkez Bankası amacı belirliyor. İngiltere'de amacı hükümet belirliyor. Bizde ne belirliyor? Bizde de hükümet Merkez Bankası'yla görüşerek enflasyon hedefini belirliyor. Böylelikle de daha inandırıcı ve daha hükümetle birlikte belirlendiği için en azından hükümet de inanacağı bir enflasyon hedefi koymuş oluyor. Peki şimdi bu tarafı böyle. Gelelim şeye, Zafer Çağlayan'ın sözlerine. Zafer Çağlayan'ın sonuçta bizim bir memurumuzdur sözü nereye kadar yanlış. Doğru, nereden sonra yanlış? Yalnız, külliyen yanlış. Nasıl, niye yanlış? Doğru memur değil değildir çünkü Merkez Bankası Başkanı. Genelkurmay Başkanı'na da memur diyoruz. Özerk bir kurumun başkanıdır. Tamam. Türkiye Futbol Federasyonu'nda özerk ama mesela özerk değil. Ya şimdi devlet memurları kanununa tabi olması memur olduğunu gösteriyor. Memur demek. Ama o atamıyor mu sonuçta? Kim atıyor o adamı? Kim atıyor? Merkez Bankası Başkanı üçlü kararnameyle atanıyor. Tamam. Yani. Tamam ama. Yani sonuç itibariyle onu söylemeye yani çalışıyorsun. Yani görevden alamıyorsun. Yani 7 yıllığına atıyorsun. Evet ama yani sen belirleyip atıyorsun oraya. Tamam, oraya atamayı yapıyorsun ama şöyle düşün. Bu ay, gelecek yıl seçimler var. Hükümet değişti, tümüyle gitti. Ondan sonra mesela AK Parti hükümete geldiğinde Serden geçtiği görevinden alabildi mi süresi dolana kadar? Alamadı. Ya çok kafaya koyarsa bir kararname çıkarır alır. Onu da yapar yani. Ya ama sen bugünkü varsayımla konuşuyorsun. Bugün hükümetin yasa çıkartma gücü var. Her zaman böyle olmayabilir. Yani sonuç olarak geçmişte hükümetler 2 yılda bir değişiyordu. 1,5 yılda bir değişiyordu. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası Başkanı memurdur lafının külliyen yanlış derken şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası Başkanı biz ne dersek onu yapar. Evet. Bu anlama gelmiyor mu? Hükümetin memurudur demek. Çünkü hükümet bizim memuruna... Bizim dediğimiz politikalar dışına çıkamaz diyor tabii. Hayır, biz ne dersek onu yapar anlamına geliyor. Bizim belirlediğimiz politikanın dışına çıkamaz dediği şu. O zaman büyüme hedefini koysun beyefendi. Yani %4 değil %8 koysun. Merkez Bankası'na da desin ki sen bunu sağla desin. Merkez Bankası ne diyecek? Ama şimdi şu var. Yasayla diyecek, Zafer bana Çağlayan, o görev verilmiyor. Zafer Çağlayan bir de şunu söylüyor ama nihayetinde. Hani öyle bir nokta ki Merkez Bankası ve onun başkanlığı. Tamam, orada bir takım işte politikalar belirleniyor. İşte büyüme hedefleri, enflasyon vesaire. Tutturduğun zaman
Merkez Bankası Başkanı, biz burada alkışlamadık mı doğru politikalar yapıyor. Ama yanlış bir şey olsa hükümete fatura çıkacak. Biraz da onu söylüyor Zafer Çağlayan aslında. Çünkü sandığa giden hükümet. Tamam, güzel. Yanlış fatura hükümete çıkacak. Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı şey ne şu an görebildiğim kadarıyla? %5-5-5 hedefi koydu ya. 5-5-5. Evet. Bu çok eleştirildi Merkez Bankası Başkanı. Ya o benim hedefim anlamında bir şey zaten söylemedi. Özellikle şu, %5 cari açık, %5 büyüme, %5 enflasyon. Bu Türkiye'nin çok sağlıklı, güçte zinde olması için gerekli bir şey. Tamam mı? 5-5-5. Şimdi o zaman hükümet %5 hedefini koysun. Cari açığı da %5'e düşürecek hedefi koysun. Enflasyonu da %5 yapacak hedefi hep birlikte belirlesinler. Şimdi bakıyor ki Merkez Bankası, ben diyor kredileri %25 patlatırsam yarın yine önüme cari açık gelecek, bana gene bu sorunu çöz diyecekler. Ben hazır cari açığı düşürmeye başlamışken, hazır bu sorunu halletme yolundayken, üstelik cari açığı düşürürken bir de enflasyonu aşağı çekebilmişken, evet, ne diye sırtıma bir daha yük alayım diyor. Ve almaması, bu şu demek, büyüme olsun demek şu demek, cari açık ne olursa olsun büyüme olsun. Ya bu ülkeye her sene 60-70 milyar dolar girdi, tamam mı? Son 2003'ten beri. Hı hı. Bugünkü ekonomik başarılar bir kişiye, bir tane hükümete mi ait? Konjonktür ne durumdaydı? Yani her sene 50 milyar dolar, 60 milyar dolar para girişi olan cari açının her sene ortalamada 50 milyar dolar olan bir hükümeye 500 milyar dolar girmiş demektir 10 yılda. 500 milyar doları sen kime verirsen ver, o da ekonomiyi rahat şey yapar. Önemli olan şudur. Ben ekonomik politikada bunu izleyeceğim, bunu yapacağım deyip orta vadeli programı gösterip güven vermektir. Bu hükümetin yapabildiği en büyük başarı odur zaten. Yalan söyle şey yapmadılar. Önce şunu yapacağız deyip sonra şey yapmadılar. Mesela seçim dönemlerine bir miktar kayma oldu. Ama o bir miktar kayma daha önceki hükümetler dönemindeki kaymalardan çok daha azdı. O sapmalardan çok daha azdı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülke istikrarlı, kararlı, her sene %4-5 mi büyüsün? Bu ülkede şimdi bu sene biz büyümeyi %8 mi yapalım? Evet. Tamam mı? Evet, şimdi bak, geçen sene sanayi üretim verileri açıklandı geçen hafta. Geçen sene biz kaç büyüdük 2012'de? Son çeyrek gelmedi. Sanayi üretim verileri şunu gösteriyor. 2012 büyümesi %2,5, 2,6 olacak. 3 bile olmayacak. Hedef 4'tü. Evet. Tamam mı? 2,5 olacak. Bir sene 8,5 büyü. 2010 yılında 10,5 büyü, sonra da 2,5 büyü, tamam mı? Böyle bir dalgalanma yerine sürekli %4-5 büyüsek, istikrar bu şekilde devam etse çok daha anlamlı değil mi? Böl şimdi şeyi, yani 10, 18, 20, 3'e böl, ortalaması 7'ye geliyor. 7-7,5 bir ortalama büyüme yaşamış oluyorsun. Fakat herkes mutsuz. Yani 2012 yılında iş adamı, sanayici mutsuz. Neden? Canım o 8,5-10,5 büyümez yüzünden. 8,5-10,5 büyüyeceğine 5 büyüseydin cari açık o kadar fırlamayacaktı. Ve biz de 2012 yılında gene %4-5 büyüyebilecektik. Çünkü cari açığı o kadar sert düşürmek zorunda kalmayacaktık. Ben şunu söylemek istiyorum Barış. Gelecekle ilgili olarak, tamam mı? Merkez Bankası kesinlikle kendini aşıyor. Daha doğrusu ileri gidiyor. Kendi görev çerçevesinin bir miktar dışına çıkıyor. Bunu söylüyor. BDDK Başkanı Mukim Öztekin diyor ki bizim görev alanımıza giriyor diyor. Evet, ondan çok rahatsız olduğuna dair bayağı bir şey yayılmış durumda. Çarşamba günü bir açıklama yapacak. Hı hı. Bankacılık sistemiyle ilgili. Şimdi oraya geleceğiz. Hani onu soracağım ama şu hükümetin ekonomi yönetiminin bir kanadıyla Merkez Bankası Başkanı arasındaki şeye biraz daha devam edelim. Orada şimdi adını şöyle mi koyacağız onun? Ekonomi yönetiminin bir bölümüyle Merkez Bankası Başkanı arasında gerilim var mı? Kesinlikle. Peki bu büyür mü? Çünkü seçim yaklaştıkça büyüyecek. Politikalar daha da keskinleşecek. Büyüyecek. Kim yenilecek? Erdem Başçı yenilmek zorunda kalacak. Sayın Başbakan da hayır karada gidemeyiz diyorsa, tamam mı? Sayın Babacan'ın buna dayanma gücü yok. Peki ekonomi yönetiminin kendi içerisinde bir şey yaratmayacak mı bu? Başka bir gerginlik yaratmayacak. Şöyle bir gerginlik. Bir tarafta da Erdem Başçı'nın politikalarını destekleyen isimler var. Önemli isimler var. Tabii ki. Şimdi Erdem Başçı'nın politikasına siyasetçi olmayan, bu ülke ekonomisinin nereye gittiğini doğru değerlendiren objektif kişiler elbette ki destekliyor. Hala Erdem Başçı'nın faiz koridorunu desteklemiyorum. O yanlış. Onun yerine normal politika faizine dönülmesi lazım. Kesinlikle bunu destekliyorum. Ama o yanlış olmasına rağmen genel olarak Merkez Bankası'nın şu an çizmekte olduğu yol, hedef, amaç
hükümetin amacı olması gerekir. Ama hükümetin amacıyla Merkez Bankası'nın amacı arasında çelişme var, çatışma var. Hükümet bu sene %4 değil, %6-7 büyüme istiyor. Çünkü bir sene sonra hem başkanlık sistemine geçiş var, hem de şeye var, seçimler var. Yerel seçim var, yani, işte başkanlık meselesi yerel seçim var, anayasa, yeni anayasa var. Yeni anayasa var falan. Şimdi burada doğal olarak Sayın Başbakan da böyle bir sisteme geçiş durumunda çok geniş katılımlı destek de almak istiyor. Ve bakıyorsun, tabi sanayiciyi mi küstüreceksin, ötekini mi küstüreceksin? Hı-hı. Bu sefer ne oluyor? Politik amaçlar ekonomik amaçların önüne geçiyor. Eğer seçim bu sene 2012 yılında olup bitmiş olsaydı ve şu an böyle bir dönem olsaydı, kimse Merkez Bankası Başkanı'nın işine çok fazla karışmazdı. Ve herkes de tamam, Merkez Bankası doğru. Boş yere mi verdiler Erdem Başçı'ya yılın Merkez Bankacılığı ödülünü Barons dergisi tarafından? Yani şunu söylemek istiyorum. Bu iş bir doğru yapan insanları birileri destek çıkması lazım. Kim burada? Sayın Babacan. Sayın Babacan nereye kadar destek çıkabilir? En son başbakanın emir vermesine kadar destek çıkabilir. Ondan sonra şunu şöyle yapalım diye de söylemek zorunda. O anlamda zaten şey biter. Bu arada Sayın Erdem Başçı'yla Sayın Babacan tabii ki çok işi çok güzel götürüyorlar. Evet. İkisi birlikte iyi götürüyorlar Barış. Dolayısıyla bir süre sonra ben hükümetin dediğinin olacağını, Merkez Bankası'nın bu konuda geri adım atmak zorunda kalacağını, ama bu da geleceğimiz için, çocuklarımız için gerçekten istikrarlı bir ve sürekli ve istikrarlı bir büyüme ve istihdam yaratma yerine gene hızlı büyüme, hızlı çökme ve kriz yaratır bu yani. Yani şimdi %8 büyümeye kalk, en fazla 2 sene sonra krizdesin yani. Bu 2-2 evet. daha 4 eder kadar bir gerçek yani. Peki hocam, şimdi meselenin diğer boyutu, az önce söylediğimiz evet. BDDK Başkanı'nın açıklamaları. Orada da şimdi artık iki kurum arasında bir çatışma mı başladı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Evet yani şöyle ki, ben nasıl onu nasıl değerlendiriyorum? Öyle olup olmadığını bilmiyorum ama dışarıdan bakınca Sayın Bukim Öztekin çarşamba günü yapacağı toplantıda işte Merkez Bankası'nın kendi icraat alanlarına girdiğini, kendi işlerini burnunu soktuğunu. Biliyor mu hakikaten? Ya şöyle ki, kredileri düşürmek anlamında, tamam mı? BDDK ile ortaklaşa krediyi kısmak anlamında Merkez Bankası ne yapacak? Bu karşılık oranları falan var ya. Evet, evet. Bir de sermaye yeterliliği oranları var. Mesela şey yapacak, 2013 yılının sonundan itibaren eğer kaldıraç oranı belli bir seviyenin altına düşmüşse, Ondan daha fazla muzdam karşılık falan alacak. Dolayısıyla orada BDDK bu benim işimdir diyor. Büyük bir ihtimalle orada sıkıntı var. Ama niye şimdi yani? Niye şimdi? Tam Zafer Çağlayan bunu söyledi. Arkasında Sayın Başbakan hayır karada gidemeyiz dediği anda mı bu rahatsızlık ortaya çıktı? Erdem Başçı'nın üzerine iki ay önce bu halde gidildiğini mi düşünüyorsunuz bu ara? Kesinlikle. Erdem Başçı yalnız kalacak. BDDK Başkanı'nın da bu atmosferden, bu konjonktürden aslında bir anlamda böyle hani şey alarak, evet, cesaret alarak diyelim tırnak içerisinde. Evet. Şimdi zamandır dediğini mi düşünüyorsun? Evet. Bence şöyle bir şey olacak. BDDK Başkanı kredi oranlarını aşağı çekecek. Kredi sınırlamaları getirilmişti ya. Hı hı. Daha önce Tevfik Bilgin tarafından krediler kredi limitleri azaltılmıştı. Yani belli bir %25'e çekilmişti. Şimdi BDDK Başkanı'nın da bunu aynen bu şekilde geri kredileri patlatmak üzere kendilerinin... Yani BDDK Başkanı aslında bir anlamda Zafer Çağlayan'ın arzuladığı o Hayır, Sayın Başbakan'ın. Yani Sayın Başbakan aynı zamanda aslında Zafer Çağlayan da aynı şeyi söylemedi mi? Ya aynı şeyi söyledi ama bence Sayın Başbakan'dan mesaj geldi diye yapmak zorunda. Tabii öyle harekete geçeceğini düşünüyorum. Yani emin değilim. Sadece dışarıdan ben bakınca böyle yorumluyorum, tamam mı? Böyle yorumladığım zaman da gerçekten sinir oluyorum. Yani böyle bakınca olaya, aynen şeyde olduğu gibi. Yani ODTÜ'deki olaylar şey olduktan sonra Sayın Başbakan bunlar açıklama yaptıktan sonra bütün rektörlerin şey yapması gibi. Neredeydiniz? Bir hafta sonra mı aklınız başına geldi? Aynen o şekilde değerlendiriyorum. Bunu da aynı şekilde değerlendiriyorum ve rahatsız ediyor insanları. Gerçekten şimdi sorular gideceğiz gelip hocam, duruyor. Şimdi. Biz bunları konuşuyoruz. Altın, dolar, borsa onları vesaire. Onlar gelip duruyor. Şimdi evet. Reklama gitmek durumundayız. Tamam. Bir iki dakika içerisinde. Yani sonuç olarak ben şunu söyleyeceğim Barış. Onu neyse bu konuyu kapatalım. Hı-hı. Ben bugün web siteme bir şiir... Bugünkü seans... Onu okuyacaksınız değil mi o şiiri? Yok okumayacağım. Okumayacak mısın? Niye hocam, paylaşın en azından bir şöyle bir iki dizesini hayır, paylaşın. Hayır şu ana kadar anlattım. Yok ya şiir değil. Yazı yazıyordum.
Sonra bir baktım ki kısa kısa anlatmak daha faydalı olacak. Bu sefer şiir de değildi yani öyle. Yani yazınızdan da aslında takip edebilir izleyicilerimiz. Ya bu anlatmak istediğim şeyi orada çok basit ve çok kısa bir şekilde anlatmış Sevim durumdayım. Ya. Peki. Şimdi evet. Hocam reklama gideceğiz ama bir mesaj var. Onu okumak istiyorum. O mesajı okuyayım öyle gidelim. Zafer çok sever. Annesi Vasfiye çok severi kaybetmiş dün sabah. Diyor ki böyle durumlarda para, pul, borsa gibi dünyevi kavramlar çok anlamsız geliyor insana. Kainatın ve zamanın sonsuzluğunun içinde hayatın nokta gibi kalması her şeyi değersizleştiriyor insanın gözünde. Yine de yalnızlık duygumu biraz olsun hafifletebilmek için sizin gibi sevdiğim bir kişinin sesini duymayı tercih ediyorum. Her ne kadar konuştuğunuz konular o dünyevi konular üzerine olsa da şu anda yalnızlığımı işte sizinle paylaşıyorum demiş. Cenab-ı Allah'tan annenize evet. Ben rahmet diliyorum Zafer Bey. Nur annesine içinde yatsın. Allah'tan rahmet dileyelim. Zafer Bey'e de başsağlığı dileyelim ailesine de. Bu mesajı okuyayım öyle gidelim dedim reklama. Çok teşekkür ediyorum okuduğun için sağ olun. Reklam aramız var. Reklamdan sonra sorularınıza geçeceğiz. Elbet bir gün yapılacaktı. Dünya yeniden İstanbul'a bakacaktı. Biz sadece zamanı öne aldık. Şimdi İstanbul'un projesi başlıyor. Önünüzde masmavi bir dere, arkanızda Belgrad ormanları, yanı başınızda Maslak, size özel metro istasyonu ve baştan sona çığır açan eşsiz bir mimari. Burası başka bir İstanbul. Vadi İstanbul. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0... Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Kararı sayılacak. Say! Vatan sana canım feda. 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 Paranın rotası devam ediyor. Evet. Sorularla ve mesajlarla sürdürüyoruz. Devam edelim de bu arada bir açık geçmiş olsun dileklerini gönderen izleyicilerimiz var. Teşekkür ederim. Aslında geçti. Yani ben perşembe sabahı hani Barış dedim ya bugün çok evet. Keyifsizim. Aslında bu hiç iyi hissetmiyorum kendimi dedim ya. Bugün hiç konuşmayalım falan dedim ya. Buradan yayından çıktım. Şuramda ciddi bir ağrı. Yani ağrı dediğim şey ağrısı. Grip belli zaten böyle. Hemen gittim ve iki tane antibiyotik attım. Yani Allah'tan o beni kurtardı. Ertesi gün yayına geldim. Cumartesi, pazar rahatladım artık. Şu an sadece ses tellerimi etkilemiş durumda. Diğer bütün geçti yani. Vallahi Perşembe ve Cuma günü çok daha kötüydüm yalnız. Geçmiş olsun. Bu aralar bu virüs fena. Biliyorsun. Çok fena. Vallahi salgın halde. Herkes şu an hasta. Sevgili ellerinizi gerçekten çok iyi yıkayın. Ayrıca sarılmayın, öpüşmeyin. Sarılıp öpüşmeyin. Asansöre bindiğinizde asansörün kapısını en az bir dakika açık tutun. İçeride adam hapşırıp çıkıyor. Gidip asansörün içerisinde bütün o havayı alabiliyorsunuz. Bir de hapşırırken elinizin tersiyle ağzınızı kapatın. Ya mendil mutlaka olması mendil. Lazım. Ya hapşıracak adamın mendil yanında hemen mendil. En azından elle kapatsın çünkü evet. Oluyor. Neyse. Bu mesajlarımızı da verdikten sonra evet. Gelelim izleyicilerimizin sorularına, mesajlarına. Hüseyin Yurtsev diyor ki hocam. Zaman zaman söylüyorsunuz aşırı para basma nedeniyle dünyada hiperenflasyon riski var. Bu riski biraz açar mısınız? Bu riski şöyle açayım. 1970 yılında Bretton Woods sistemi çöktü. Bretton Woods sistemi şuydu. Dolar altına bağlıydı. Evet.
Amerikan Merkez Bankası'nda bulunan altın karşılığı dolar piyasaya sürülüyordu. Ve bütün paralar da dolara bağlıydı, sabitlenmişti. Yani bütün ülkelerin paraları dolara sabit, altın, dolar da altına sabitlenmiş durumdaydı. Ama daha sonra Amerikan Merkez Bankası'nın kasasında bastığı dolar kadar altın olmadığı ortaya çıkınca bu sistem çöktü. Yani en basit anlatımıyla böyle oldu. Ve o sırada büyük bir resesyon ve ekonomik sıkıntıya sebep oldu. O sırada Amerika ilk defa tarihinde çok büyük para bastı. Çok büyük para bastı dedim. Şu an bastığı paranın yanında üçte biri kadar. Yani %100 arttı para tabanı. Merkez Bankası bilançosu %100 büyüdü. Şu an yüzde kaç büyüdü? Şu an %300'e yakın büyüdü Merkez Bankası. O aşamadan sonra hemen enflasyon gelmedi. Bu basılan paralar bir süre sonra 1974'lü yıllarda, 73'lü yıllarda petrole kaymaya başladı. Yani bol para var, petrole kaymaya başladı. Biz zannediyoruz ki mesela işte OPEC fiyatları yükseltti, petrol krizi oldu. Halbuki o sırada spekülatörler bunu fark ederek petrolde alım yapmaya başlıyor. Birinci petrol krizi. Evet. Arkasından ikinci petrol krizi. 78 yılında, 79'da. Bizim de 70 sente muhtaç olduğumuz seneler. Ve Amerika'da enflasyon 1980 yılında %15'e geldi. %16'ya geldi. Yani %16 enflasyon Amerika'da. Şimdi o zaman basılan sadece %100 para, yani para arzının %100 arttırılmış olması, daha o petrol şokunun, yani petrol fiyatlarındaki artışın basılan parayla ne kadar ilgisi var sorusu şu an teorik ve birçok bilimsel çalışmanın konusu oldu. Çok sıkı bir ilişki oldu, zaten ortaya çıkıyor. Geleceğinde bu basılan paranın enflasyon yaratacağını görenler petrole daldılar. Artı altına gitmeye başladı. Zaten altın devalüe edildiği için dolar altına karşı %30 devalüe edildi. Altın düşünebiliyor musun? Kaçtan çıktı biliyor musun? 34 dolardan 180 dolara çıktı. 190 dolara. 187 dolara çıktı. Ve %15-20 enflasyon oldu Amerika'da. Yani 15-20 olmadı. 16 civarında oldu. Daha sonra Amerika bu enflasyonist bekleyişleri durdurabilmek için bilerek Paul Volcker döneminde, 80'li yıllarda Amerika Merkez Bankası Başkanı o, Paul Volcker döneminde ekonomiyi resesyona soktular. O sırada İngiltere'de Thatcher, aynı zamanda Amerika'da da zannedersem Reagan yönetimi vardı. Bu sendikaların tırpanlanması ve dünya üzerindeki yeşermeye başlayan sendikaların tamamıyla biçilmesi dönemi o dönemdir. Çünkü sendikaların enflasyona nasıl büyük katkı yaptığı görüldü o zamanlar. Niye hani Türkiye'de sendika gelişmiyor vesaire, işte sendikacılığa izin verilmiyor diyorsun? Evet. Tüm dünyada bu tırpanlandı zaten. Ve o dönemden itibaren şu fark edildi. Teori dedi ki ne kadar ücret artışı o kadar enflasyon. O yüzden şunu önerdi teori. Ekonomi teorisi. Enflasyon hedefi %4 ise o zaman maksimum ücret artışı %4 olacak. Yani hedefe göre ücret artışı yapacaksın. Bu beklentileri kısacaksın ve Amerika'nın 5 yılını aldı o enflasyonu. Yani 5-10 yıla ne aldı enflasyonu düşürebilmek. Biz de bak düşürdük, bir noktadan sonra daha fazla düşüremiyoruz. Yani geliyoruz 6'ya kadar, onun altına geçici olarak geçiyor. Şimdi o zaman sadece para tabanı %100 artmış. Şimdi %300 arttı. Başka kim para bastı? O zaman Amerika para basıyordu, başkaları bastı mı? Hayır. Şu an Avrupa bastı mı? Bastı. Japonya bastı mı? Bastı. İngiltere Merkez Bankası para bastı mı? Bastı. Önüne gelen para bastı mı? Bastı. Bu para ne zaman şeye çıkacak? Piyasaya çıkacak. Basılan tüm para hala Fed'de park etmiş bekliyor. Bankalar bakacaklar ki büyüme başlıyor. Büyüme başladığını görünce bankalar kredi vermeye başlayacaklar. İşletmeler bakacak ki millet alım yapmaya başlamış, yatırıma başlayacak. İşte o basılan paralar bankalar kanalıyla hurra kredi olarak piyasaya çıkacak. Tamam mı? Büyümenin gelmesi bir anda bakır, demir, işte gümüş, diğer bütün emtialarda, platiniymiş, temel şeylerde, kimyasallar vesaire hepsini fırlatacak. Ve böyle bir sürece girildiğinde de merkez bankaları ya biz bastığımız parayı çekeriz diyorlar. Böyle bir test dünyada daha önce yapılmadı. Daha önce basılmış paranın geri çekilmesi olayı yaşanmadı.
Herkes bunun bir daha nasıl yaşanacağını bilmiyor. Dolayısıyla önümüzdeki 2-3 yıl acayip ilginç bir dönem. Zaten 2008 krizinden sonraki dünya hiçbir zaman eski dünya olmayacak. Çok daha volatil ve muazzam bir türbülans dönemine girdik. Çok hızlı büyümeye gideceğiz. Evet. Çok hızlı küçülmeler olacak. Ve ardından da hızlı enflasyon gelecek. En az, yalnız şöyle söyleyeyim, 70'te basılan para 80'de enflasyon yarattı. Yani 78-80 yıllarında ciddi enflasyon yarattı. Dolayısıyla 2008'de basılan, 2009'da basılan paraların da yani 2015'ten itibaren, 2014, 2015, 2016'dan itibaren dünyada ciddi enflasyon yaratması beklenebilir. O yüzden altında uzun vadeli düşünülmeli. Peki hocam, İbrahim Dere diyor ki sizin eseriniz olan FastWeb mali analiz programını geliştirmeyi ve değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Valla değişiklik yapmayı düşünüyoruz ama çok fazla fikir var ama şu an FastWeb mali analiz programını üzerinde çalışacak zamanım yok. Çünkü biliyorsunuz başka bir oluşum içerisindeyiz ve 10 kişilik bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Şu an ona büyük vakit harcıyoruz. İnşallah ileride vakitimiz olduğunda ona da katkı yapacağız. Ahmet Öztürk diyor ki her hafta C grubuna iki şirket gidiyor. Endekste çok borçlu şirketler var. Böyle giderse C grubu A grubunu geçer. Sizler her programda uyardınız diyor. Evet. Yeter değeri öz sermaye eksikte olan şirketlere yatırım yapmayın diye hatırlatmış o da. Evet. İllaki öz sermayesi negatif olanlar gitmiyor C grubuna. Hı-hı. İşlem hacmi düşen vesaire. Bir de halka arz edildiğinde A grubunda oluyor, tamam mı? Halka arz edildikten sonraki 3 ay sonra C grubuna gidebiliyor. Dolayısıyla yeni halka arzların birçoğu C grubuna gidecek zaten. Evet. C'lerin sayısı artacak. Yatırım yaparken özellikle hisse senedi yatırımcıları asla B ve C grubuna bence girmesinler çok fazla. Alper Bey de diyor ki kısa vadede yani Mayıs sonuna kadar ki 3 aylık dönemde altın için nasıl bir tavsiyeniz olabilir? Altın için kısa vadede çok önemli bir tavsiyem yok. Petrol yukarı gitmesine rağmen geçen hafta içerisinde altın hiç kımıldamadı bile yerinden. Dolayısıyla petrolde bir şey varken altını baskılı tutan şey ileride Amerika'da bu basılan paraların geri çekileceği korkusu. Altın bir süre geri kalacak diğer emtiadan. Belki 1-2 ay boyunca çok fazla prim yapmayacak. Hı-hı. Ama ne zaman ki enflasyon oranı hızla artmaya başladığı görüldüğünde altında biz kalıcı bir yeni yükseliş trendi göreceğimizi düşünüyorum. Ama şöyle bir 1-2 ay çok fazla 1800'ün geçileceğini düşünmüyorum. 1705 geçilirse 1760-1770'e doğru gider. Ama bu arada 1635'te 1700 aralığında dalgalanma bekliyorum. Turgut Polat da hocam Euro-Dolar paritesini soruyor bugün için ne olur? Yine Dolar Japon yeni, Euro Japon yenini nasıl etkiler? Valla bir tanesini cevaplayalım. Euro dolar paritesine bakalım. Euro dolar paritesinde biliyorsun geçen hafta içerisinde çok sert düşüşler oldu. Bu düşüşlerin temel sebebi de evet grafiği alalım arkadaşlar ekrana. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi gerekirse Euro'ya müdahale edebiliriz şeklinde bir laf etti ve bunun üzerine Euro-Dolar paritesi çok sert düşüş yaptı. Ve bu sert düşüşün nereden olduğunu şu an grafikte veriyorum. Özellikle 1.37 seviyesini gördükten sonra çok bir sert düşüş yapıyor. Bu 1.34.60'lara geliyor. Arkasından 1.35.90'lara çıkıyor, 1.36'lara. Ve buraya direnç geldi. Ve 1.36 seviyesinde önemli bir direnç var Barış. Evet. Bu direnci şöyle gösterelim. Şu seviyede bir direnç var. Arkasından şu dibin de altına gitti. İkinci büyük satış dalgasında. Yani bu şu ilk satış dalgası Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması şurası. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması bu bölge. Bu bölgeden düştükten sonra dibini gördü. Bence artık bu hafta içerisinde Euro dolar paritesinde biz dibe yakın olduğu için şunu söyleyebilirim. Yani 1.33.50 dibi ve şu anda da Euro dolar paritesi yaklaşık 1.33.83. Ben 1.33.60-80 aralığında long pozisyon öneririm. 1.33.45 stoptur. Hı hı. Yani mutlaka stop yapması lazım. Çünkü daha da aşağı gidebilir. Ayrıca bazen şey yapıyor. Stop yaptı. Geri eğer 1.33.60'a gelirse tekrar long olunabilir. Ama stop yaptığı yerde short pozisyon açmamalı. Çünkü ayı tuzağı olabilir buralarda. Ve tahmin ediyorum
1.34 en az 1.34 ile 1.35 aralığına doğru bir hareket olur diye bekliyorum. Dibini evet. gördü yani. Murat Serdaroğlu da emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili ciddi bir satış oldu Cuma günü. Evet. Sizce bu hisseyle ilgili sizin bu hisseyle ilgili düşünceniz nedir demiş Murat Bey. Aynı soru Nilüfer Hanım tarafından da sorulmuş. O da diyor ki bedelli sermaye arttırımı hisselerin fiyatını neden düşürüyor? Küçük yatırımcı bu karar karşısında nasıl davranmalı demiş. Vallahi şimdi Emlak GYO şey yaptı. Bedelli sermaye arttırım kararı aldı. Bu hiç hoş değil. Neden hiç hoş değil? Şimdi o karara bir bakalım. Haber evet. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Evet. Burada evet. Şeyi ayrıntılı bir şekilde haberi okumadım. Ve burada ayrıntısı veriliyor. Şimdi neden düşer? Yüzde kaç bir sermaye artırımı olacağını bilmiyorum. Eğer %100'se yani 1 liralık hisseye şu an 2.8 lira 3 liradan gelmiş. 3 liralık bir hisseye sahip olan bir kişi 1 lira daha koymak zorunda. Yani elindeki hisse senedinin %30'u kadar daha para koyman lazım. Diyelim ki 10 bin liralık bir hisseden almışsan Barış evet. yaklaşık 3 bin lira 4 bin lira 3 bin 500 lira civarında yeni para koyman gerekiyor. Bunu koyamayacaksan ne yaparsın? Var olan hisselerini satarsın. Tabii. 3.500 lirayı ayarlarsın. Dolayısıyla onu sermaye artırımında kullanırsın. Şimdi herkes bunu yapmaya kalkarsa kimse de para yok ki yani %30 daha para konur mu yani? Bir de EKGO niçin sermaye artırımı yapıyor? Bunun ayrıntısına bakmam lazım. Yani sermaye artırımını gerektirecek bence çok fazla bir şey yoktu. Hı hı. Yani sermaye artırımı bilançosuna bir bakmam lazım. Yani Emlak GYO'nun. Çünkü benim bildiğim zaten acayip bir şekilde bütün projeleri şeye veriyorlar yani. Yani bütün projeleri evet. Başka şirketler yapıyor. Taşeronlar mı yapıyor? Evet birçok projeyi. Ayrıntısına bakmam lazım. Şu an bir şey söylemeyeceğim ama sermaye artırımı kararı alacak her şirket hissede düşüş yaratır. Ve sermaye artırımından sonra da genellikle o düşüş biter ve yükseliş olur. Ben çok fazla düşmüş hisse, çok fazla, çok sert düşmüş. Dolayısıyla bu aşamadan sonra sermaye artırımı olacak diye yani 2,5 liranın da altına düşmesini pek fazla beklemiyorum. Dolayısıyla artı parası olmayanlar, Emlak GYO alıp artı parası olmayanlar bir miktar hisse satarak sermaye bedelliği karşılayabilirler. Zaten onlar yapmazsa bile aracı kurum otomatik onu yapıyor. Yani o gün bedelli sermaye artırımı alacak kadar hisseyi satıyorlar ve alıyorlar. Dolayısıyla evet. bu da sert düşüş yaratıyor. Hasret Dinç Salcan, bu ortamda borsa ne olur satalım mı demiş o da. Bu ortamda ben borsa zaten çok fazla düştü. Yani borsada şöyle bir birkaç hafta sabırlı olun diyordum. Aynı Hı-hı. fikrim geçerli. Çünkü dışarıda risk iştahı da yükseliyor. Borsalar bir miktar zirvelere geldi. Dolayısıyla şey yapamıyor. Bizim petrol fiyatlarını izlemek lazım. Petrol fiyatları çok yukarı gidince bizim borsada baskı oluşturuyor. Şu an bir dip arayışı içerisinde borsa. Hı. Geçen hafta da yeni bir dip seviyeyi test etti. Dolayısıyla bu dipler oluşmaya başladı. Bundan sonra bir yukarı yönlü hareket önümüzdeki birkaç hafta içerisinde beklenebilir. Bence bir sabırlı olmak lazım. Çünkü çok fazla düştü. Bir süre sonra yeniden alımlar başlayacaktır. Yani borsaya ben yeni bir para girişle bekliyorum yani. Şimdi hocam Kemal Çiçek de demiş ki siz karşılıksız basılan paralar geri çekilecek diyorsunuz ama dünya ticaret hacmi büyüdü. Dolar kifayetsiz kaldı. Bence basılan dolar ve eurolar AB ve ABD'nin yanına kar kalır. Enflasyon da artmazsa ki zor. Gel keyfim gel demiş hocam. Kemal Çiçek Altın Koza Üniversitesi'nden ve benim birlikte doktora yaptığım İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Kemal'le beraber ben master yapıyordum, o doktora yapıyordu.
Ve Ermeni konusunda, Ermeni tezleri konusunda Türkiye'de en önemli isimlerden bir tanesi. İki tane kitabı var o konuda. Acayip keyif aldım şimdi Kemal'den mail almaya. Başka ekleyecek bir şey bırakmamışsın Kemal. Ne diyeyim, dolar kifayetsiz kaldı. Basılan dolar ve eurolar ABD ve AB'nin yanına kar kalır. Barış, olay şu. Amerika'nın yükselen borcu yok mu? Avrupa'nın borçları bilmem nereye ulaşmadı mı? Ay yuka çıkmadı mı? Japonya'nın borcu milli gelirin %235'ine çıkmadı mı? Enflasyon olursa, tamam mı? Bütün bu borçları enflasyonla ödersin. Hiç yeni para bulmana gerek yok, tamam mı? Amerika'da boş yerine mi milleti alıştırıyor Bernanke? %2,5 enflasyon hedefi veriyor şimdi. 2,5'ün üzerine çıkmazsa müdahale etmeyiz vesaire diyor. Aynen Kemal'in söylediği gibi, ki tarihçidir kendisi. Tarih, ekonomi tarihini bile araştırdı. Hatta doktora tezi Kıbrıs'ta 1600-1700'lü yıllardaki ekonomi durumdu. Yanlış hatırlamıyorsam Kemal. Ve şunu da söyleyeyim. Aynen bu olacak. Amerika borçlarını enflasyonla ödeyecek. Mesela şöyle olacak. Hani bizim mesela devlet tahvili faizleri kaç şu an? 5,5 değil mi? Bu sene %10 enflasyon olsa ne olur? Reel olarak devlet %5 kâra geçer. Borçlarımız o kadar azalmış olur. Anlıyor musun? Dolayısıyla da eksi enflasyon, yani eksi reel faiz her zaman senin borçlarını ödemeni sağlar. Amerika'da şu an reel faizler eksi. Önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak enflasyon, geri dönüşü çok zor olan, artık bir daha tekrar istikrarlı ve düşük enflasyon ortamına geri dönüşü çok zor olan, ama büyük devletlerin de bundan çok fayda sağlayacağı, bütün dünyaya kendi borçlarının kendi borçlarını bütün dünyaya sırtına yükleyecekleri bir dönem olacak. Bu dönemden, işte bu dönemden kurtulabilmek için enflasyona dayalı, ya daha doğrusu enflasyondan koruyacak ürünler olması lazım. Tahvil bonu alıyorsa vatandaş 2013-2025 yılı vadeli devletimizin çıkarttığı enflasyon tüfeği endeksliler var, tamam mı? Evet. Ondan alabilirler. Dolayısıyla enflasyondan o korur. Ha belki altın daha fazla korur. O yüzden de en az 1-2 yıl altın, emtia vesaireye yatırım yapılabilir. Hocam İrfan İnce de demiş ki bizim büyüme rakamlarını tartıştınız mı? Tamamını izleyemedim. Evet, programın ilk bölümünde konuşmuştuk. Süremizin de artık sonuna bizim geldik. Bizim büyüme rakamlarımız açıklanmadı daha. Sanayi üretimine baktığımızda büyüme %2,5'ün bence %2,6 olacak. Evet, onu çok detaylı konuşmuştuk başta zaten hocam. Süreyi doldurduk. Yarın sabah. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar beraber olacağız. Teşekkür ediyorum izleyicilerimize de. Teşekkür ediyoruz katkılarını ötürü. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.